Şimdi rüyasında Emine Yalçın. Merhaba Emine Hanım. Rüyamda ölen kardeşimi gördüm. Sarıldım, ağladım, çok üzüldüm. Seni diye Akrep Burcu'ymuş. Emine Hanım'ın ölen kardeşini bir hayrına bir mevlüt okutması. Sarılmak aslında ailede hasta birini ve bu hasta kişinin sağlıkla ilgili yaşayacağı sorunlarını gösterir. Bir de ailede anne ya da abla ya da kız kardeş varsa hanenizde bir evliliğin ters gittiği ve sıkıntı yaşadığını gösterir. Ölmüş birine sarılmak aslında Emineciğim sen kalbinde özlem duyduğun, mutluluk ve özlem içerisindesin. Ve bu evre seni çok fazla yıpratıyor ve yoruyor. Artık biri tarafından sevilmek, biri tarafından değer görmek ve biri tarafından da gerçekten kendine ait evreyi bulmak istiyorsun. Ama kimsenin seni anladığı, kimsenin seni dinlediği yok. O yüzden biraz kendini yalnız hissediyorsun. Bunu gösterir. Rüyamda Elvin Kadir, KND, rüyamda teyze buğdayın içinde kozalakta süs balığının olduğunu gösteriyor. Bir teyze balığın su içinde taze koyuyor. Ya balık görmek işinizle ya da ailenizde işle alakalı yaşanan bazı pürüzleri çıkartıp haneye bolluk ve bereket ama sizin sırtınızla alakalı sıkıntılar söz konusu olabilir. Dikkat edin. Bengi Ördek, Emine Hanım merhaba demiş. Rüyamda kendi karnım burnunda hamile olduğumu yoğun kanama geldi. Aynı zamanda nişan gibi davet gibi tabak dolusu pasta. Bengücüğüm bu hanede sıkıntı var. Yani hanede maddi ve manevi olarak yaşanan krizler, tartışmalar ve işinizle ya da aile içerisinde işle alakalı yaşanacak sorunlar ve para ve miras konuları söz konusu olacak. Rüyamda kızımın elinde porselen beyaz taba, iki dal gül ağacı vardı. Bir tane kırmızı gül almıştı. Kızımın elinde köklenmiş gül. Kızınızın evlilik hayatı, ev almak, çocuğuyla ilgili gelecek hayatıyla alakalı çok güzel aydınlanmalar, çocuğuyla ilgili korkuları varsa ya da çocukla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa ferah ama size evladınızdan büyük bir hayır geleceğini gösteriyor. Gamze Çimen, sık sık gördüğümüz sevgilim beni sürekli aldatıyor. Bu sevgilinizde evlilik ve düzeniniz olacağı gözüküyor bir tanem. Bence güzel bir şey. Gül Yıldırım, rüyamda kırmızı pembe renkli çiçek açan bitki ve parlak kırmızı süs biberi bitkisi görüyorum. Hepsinden birer parça kırıp alıyorum. Duygusal hayatınızla ilgili yeniliklere açık olacağınız, sizi hayatınızda eşiniz ya da sevgilinizle ilgili güzel anlaşmalar ama koparıp almanız, işiniz ve parayla alakalı bazı aksilikler sizi yıpratabilir Gülcüğüm. Biraz daha para harcamalarınıza dikkat diyorum. Eğer bunlara dikkat etmezseniz büyük bir sıkıntı söz konusu olacak. Bir rüyam ölmüş anneannesiyle anneanneyle kocam bir kazan içerisinde haşlanmış tavuk yedik. Kocanızın bazı ailevi sorunları ve annesiyle alakalı yaşanan bazı krizler. Pişmiş tavuk rüyada sıkıntıdır ve ölmüş birini kazanır. Eşinizin ailesinden tekrar bir ölüm ve bu ölümle alakalı büyük sıkıntılar, çetrefilli olaylar gündeme gelebilir. Ayşegül Öztürk, rüyamda çorap değiştirdim. İkisi de taze, yeni ütülü olur. Çorap aslında aile içerisinde çözülmesi gereken bazı dolaplar, dedikodular, aile içerisindeki yaşanan krizleri temsil eder. Vefat eden annemi de gördüm. Annenize bir mevlüt okudum. Anne soyunuzdan da haklarınızla alakalı olaylar ama yani anne soyunuzda biraz dedikoduya maruz kalmış olabilirsiniz. Dikkat diyorum. Pınar Taşpınar. Rüyamda camda bir kuş buldum. Sonra canlandı. Rengarenk bir kuş. Üç dilek hakkım var dedi. İkisini söyledim. Üçü söyleyemedim. Uyandım. Nedir? A. 3 ay, 3 hafta, 2 ay, 3 ay içerisinde hayal ettiğiniz her şey kapıya. Bir de anahtar sevinciniz var. Bu hani uçan hızlı giden bir şeydir. Yani hareketli bir şey. Araç sahibi olacağınız gözüküyor. Terazi burcuyum. 34 yaşındayım. Nur Hanım. Rüyamda davet edildiğim bir kadın düğünde bir erkeğe beni gösterip ellerini birbirinize dokunmaya çalışmışlar. Nedir? Evli değilseniz çok iyi biriyle evlilik, evliyseniz bu hanede mutluluk ve bereket. Bir de son zamanlarda kendi içinizde kuruntular yapmaya başladınız, psikolojiniz çok yorgun. Bunları düzeltmeniz lazım. Yusuf İslam Keçecioğlu, rüyamda yemekten karınca çıkıyor, ölüyor.
Karınca işinle alakalı çözemediğin bazı pürüzlerin aydınlığa gireceği, ölmesi senin ömrünün uzun ama bu ara en çok parasal evrede bazı sıkıntıların olabilir. Bunları düzeltmeni öneriyorum. Esra Tomaç, rüyamda elimde büyük kılıç balığı çıkartmak nedir? Elinden büyük kılıç. Elinde çok büyük bir risk, yeni bir anlaşma, yeni bir nokta, hatta evliliğiniz kötü gidiyor ya da bekarsanız evlilik kapınız. Evliliğiniz kötü gidiyorsa evlilikte güzel bir dönemin gireceği gözüküyor. Dudu Güngör, rüyamda pembe gül bahçesi gül toplamak. Yani muhteşemdir. Ailenizden hacca ya da niyet ettiğiniz bir adağınız, niyetlendiğiniz bir durum varsa büyük bir hayra. Bekarsanız da çok güzel kumral biriyle evlilik yapacağınızı, eğer evliyseniz de evlilikte aksilik varsa toparlanmayı gösterir. Burcu Kılıç, rüyamda birinden papatya aldım. Papatya güzeldir, mevsimi değil. Mevsiminde alsaydınız güzel gelecek paralar. Papatya mevsiminde hayatın değişecek ve yenilikler söz konusu olacak. Habibe Avşar, rüyamda erkek arkadaşımın evine gidip temizlik yapıyordum. Bu sevgilinle Habibeciğim bir ayrılık olacak. Sonra evlilik yoluna gireceksiniz. Senin ona karşı güvensizliğin var. Bu ilişkiyi düzeltmen lazım. Yani sen ona bir türlü güvenmiyorsun. Rüyamda küs olduğum sevgilim dudaklarımdan kenarından ip geçirdi, dikti ve hepsini peki. Ecem, eski sevgilin değil, yepyeni bir insanla, B harfi biriyle tanışacaksın ve onunla evlilik yapma yolun var. Ama eğitiminle alakalı noktada çok ciddi sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Dikkat diyor. Rüyamda kendi dünyaya getirdim. Rüyamda kendi dünyaya getirdim bebeğimi yani. Ha, rüyamızda bebek emzirmesi parayla alakalı yaşanan sorunların bitip sizin çok büyük bir aydınlanacağınız ve feraha kavuşmanızı gösterir. Aslında rüya hem bereketi hem de elinizin çok bol olduğu ve merhametinizden zarar gördüğünüzü biraz daha biraz daha gizli kalman gerekiyor. Yeşil elma da aynı mı yorumu? Yeşil elma aslında sizin tez vakitte alacağınız bir para, tez vakitte kuracağınız bir ilişki, eksik giden her şeyinizin aydınlanmasıdır. Benim rüyamda yeni doğmuş kız bebeği doktor kucağıma verdi, doğurdu bilmiyorum ama çok güzel bir bebekti. AB 5 gün önce yazmış. Değerli kişi, kız bebek aslında sıkıntı derler ama tez vakitte gelecek güzel haberler ama sonu kızgın olacak. Konuşmanıza, üslubunuza bu ara dikkat edin, zarar görmenizi istemiyorum. Yani işte alakalı, ilişkiyle alakalı sıkıntılar var. Necla Çoğan, çok açık gri renkli oda duvarı silmek ve duvar tertemiz kirli gibidir Başak. Aslında sizin kendi içinizde tapu, evrak ya da ailenizi ilgilen bu tarz konular var. Bunlarla ilgili çok büyük bir aydınlanmaya gireceksiniz ama sizin içsel dünyanız çok karışık. Psikolojik olarak kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz. Bunları bir düzeltirseniz sevinirim. Çünkü çok yorulmuş bir enerjiniz var ve bu yorgunluk sizi yıpratıyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.